Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'le görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Aslan'ın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Aslan'ın gündeminde olduğu belirtilen Simon Cabral ve menajeri Fabrício Pires takvime konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. Cabral, Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızları ile aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden biri. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum, kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor. Hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek. Menajer Fabrício Pires ise, Simon'la ilgili henüz resmi bir teklif almadık ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici ve Türkiye harika bir ülke şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak Fotomaç. Galatasaray'a Barcelona'dan sürpriz transfer. Cimbom yeni sezon hazırlıkları için transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı Kırmızılar, öncelikli olarak yeni başkan ile birlikte yurt dışı transferde somut adımlar atmak istiyor. Alınan son bilgiye göre Galatasaray, Barcelona altyapısında forma giyen Conrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. İşte detaylar. Geçen sezon Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralayarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray yeni hedefini belirledi. Sarı Kırmızılı takım, Barcelona'nın A takımına katılmak için fırsat kollayan Conrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Barça'nın altyapısı La Masia'da yetişen ve tüm alt yaş gruplarında forma giyen 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. De la Fuente'nin Fatih Terim'in gitmeden önce verdiği transfer listesinde de bulunduğu öğrenildi. Scout ekibinin genç ve yetenekli bir futbolcu, kiralanması halinde takıma büyük faydası olur dediği Amerikalı futbolcu Galatasaray ile birlikte önemli takımları peşine takmış durumda. Leipzig, Dortmund, Marsilya ve Lille ismi geçen takımlar arasında yer alırken Galatasaray'ın bu takımları geçmesi gerekiyor. Conrad de la Fuente geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta A takım forması giyerken 17 dakika sahada kaldı. Ayrıca Kral Kupası'nda da son 19 dakikada forma giydi ve beğeni topladı. Kaynak Fotomaç. Galatasaray'a İtalya'dan dev stoper. Cimbom'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılar bir yandan başkanlık seçimleri, diğer yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken transferler için de çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Sarı Kırmızılar'da stoper bölgesi için Kaan Ayhan ile görüşmeler devam ederken listeye bir isim daha eklendi. İtalyan gazeteci Nicola Sciarra'nın haberine göre Galatasaray, Spezia'da forma giyen stoper Martin Erlich ile ilgileniyor. Cimbom, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Spezia Calcio forması giyen Hırvat savunma oyuncusunu transfer listesine dahil etti. İtalyan gazeteci Nicola Sciarra'nın haberine göre Sarı Kırmızılı takım, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yanı sıra Spezia'da forma giyen stoperle ciddi şekilde ilgileniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 2020-2021 sezonunda forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Erlich, kariyerinde daha önce FC Sütürol ve Sassuolo takımlarının da formasını giymişti. Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Kaynak Fotomaç. Beşiktaş'ın ilgilendiği Laksalt için Galatasaray da devrede. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laksalt için Saracchi sonrası sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi'nin yerine bir sol bek arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın da ilgilendiği Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt oldu. Sky Sport'un haberine göre Galatasaray Diego Laxalt'ı kadrosuna katmak istiyor. Fakat Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Dinamo Moskova'da oyuncu için devrede. 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek 2018'de 19 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Cenova'dan Milan'a transfer olmuştu. Milano ekibinden önce de Torino'ya kiralanan Laxalt, sonrasında ise geçtiğimiz sezonu Celtic'te kiralık olarak geçirdi. İskoç ekibiyle 17 Premiership maçına çıkan Laxalt bir gol atmayı başardı. Uruguay milli takımı forması da giyen ve milli takımdan Muslera'nın arkadaşı olan Laxalt'ın Milan'daki sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray Alex Moreno transferini bitiriyor. Cimbom Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. Sarı kırmızılı takım yeni sezon için aradığı sol beki İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Haber Global'in özel haberine göre Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. 27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Kaynak Fanatik. Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gerson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Kaynak Fotomaç.